Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi. Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün gözaltına alındı. Emre Olur, bu sabah ise 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, Interpol ekipleri tarafından teslim alınarak Arnavutluk merkezli Eyr Albanya'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında uçaktan İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan emri olur, daha sonra havalimanındaki emniyet şube müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından emri olur, 10.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğünden Emre olur hakkında yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Tehdit, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, basit yaralama, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret Suçlarından adli makamlarımızca ulusal seviyede aranan ve Sedat Peker Suç Örgütü'nün üyesi olan Ahmet Emre Olur'un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şahsın 23 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizden Kuzey Makedonya ülkesine gittiği tespit edilmiştir. Kuzey Makedonya ve Balkan ülkeleri Interpol birimleri ile şahsın yer tespitine yönelik yazışmalar yapılmış ve görüşmeler devam etmekteyken 12 Eylül 2022 günü Arnavutluk Tiran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi'ye gittiği tespit edilmiştir. 16 Eylül 2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Abu Dhabi Büyükelçiliğimizden Birleşik Arap Emirliklerinden deport edileceği bilgisinin emniyet teşkilatımıza iletilmesi üzerine emniyet teşkilatımızca yapılan sıkı takip sonucu söz konusu şahsın Sırbistan'a gideceği tespit edilmiştir. Ancak Sırbistan makamları uluslararası yolcu olduğu için sınır dışı talebimize olumlu yanıt verememiştir. Sırbistan’dan Arnavutluk Tiran’a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk Interpolü ve Sayın İçişleri Bakanlarının’ kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran havaalanında 17 Eylül 2022 günü saat 06’da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır. Bu itibarla söz konusu şahsı teslim almak üzere Arnavutluk giden Interpol ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre olur. 18 Eylül 2022 tarihinde saat 06'daki uçuşta Tıran Arnavutluk'tan teslim alınarak, Sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Sedat Peker'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Emre Olur 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. 3 gün sonra oturum işlemlerini tamamlamak bahanesiyle Devlet Dairesi'ne çağrılan Emre Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan Aktarmalı uçakla dün Arnavutluk'a yollanmıştı. Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek havalimanı karakoluna götürülmüştü. Avukatları ise Emre Olur'un Türkiye'ye gönderilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına aykırı olduğunu söylemişti. Süleyman Soylu'dan Emre Olur açıklaması, bir soysuz daha getirildi. Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'tan bu sabah Türkiye'ye iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Arnavutluk giden interpol ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre olur, 18 Eylül tarihinde saat 06'daki uçuşta tren Arnavutluk'tan teslim alınarak, sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir, bilgisi verildi. İade işlemleri için Arnavutluk mevkidaşıyla doğrudan temas kuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Emreoğlu'nun İstanbul'a getirilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet teşkilatımızı sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim." dedi. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.